28 Mayıs günü Çin'in havacılık sektöründe bir dönüm noktası yaşandı. Çin'in ilk yerli yolcu uçağı C919 ilk ticari uçuşunu Şanghay ile başkent Beijing arasında gerçekleştirdi. C919'un ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmesi Çin için neden bu kadar önemli? Çünkü bu gelişme Çin'in büyük yolcu uçağı üretimi piyasasında küresel rekabete resmen katıldığı anlamı taşıyor. Bu sayede Çin'de milyarlarca dolar değerinde sanayi zincirinin oluşması bekleniyor. C919 uçağı, Çin'in uluslararası kıstaslara uygun olarak geliştirdiği ve bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk ana hat jet uçağıdır. 158 ile 192 koltuk kapasiteli C919 uçaklarının standart uçuş menzilinin 4075 kilometre, maksimum uçuş menzilinin ise 5555 kilometre olduğu bilgisi verildi. Dünyanın en hızlı büyüyen sivil havacılık piyasalarından birine sahip Çin, Airbus'un A320 ve Boeing'in 737 MAX gibi orta mesafe menzili yolcu uçaklarıyla rekabet etmek için yerli C919 uçağını geliştirdi. 2015 yılında üretim hattından çıkan C919, 2017 yılında ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. 2019 yılından bu yana 6 adet C919 jet uçağının kara ve uçuş testleri farklı kentlerde gerçekleştirildi. Çin Ticari Uçak Kurumu 19 Temmuz itibarıyla C919 tipi 6 adet uçağın testlerini tamamladığını bildirdi. Çin Ticari Uçak Kurumu, 2021 yılının Mart ayında Çin'in en büyük hava yolu şirketlerinden olan Shanghai merkezli China Eastern Airlines ile 5 adet C919 satışını öngören ilk ticari sözleşmesini imzaladı. China Eastern Airlines uçakları iç hatlarda kullanmayı planlıyor. Shanghai Bilim ve Teknoloji Komisyonu tarafından yayınlanan bir rapora göre 2022 yılı sonu itibarıyla C919 toplam 32 müşteriden toplam 1035 sipariş aldı. Şunu bilmek gerekir ki C919 Çin'in uluslararası kıstaslara uygun olarak geliştirdiği ve tüm testlerini tamamladığı çift motorlu ve tek koridorlu ilk yerli büyük jet uçağı. Birçok kişi ilgili haberleri okurken şunu merak ediyor. Tamamen bağımsız fikri mülkiyet ne demek? Öncelikle uçağın genel tasarımı Çin tarafından yapılıyor. Genel tasarım aslında çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu da demek oluyor ki C919 uçağının sadece dış şekli değil, içindeki sistemleri ve başlıca parçalarının tasarımları da Çinli teknisyenler tarafından tamamlandı. Yabancı tedarikçiler de ürünlerini bizim tasarımlarımıza uygun olarak ürettiler. Kastedilen bağımsız fikri mülkiyet hakkı budur. Ayrıca uçaktaki birçok önemli parçada uçağın aerodinamik yapısı ve elektrikli donanımlarının büyük bir kısmı da Çin tarafından geliştirilip üretildi. Çinli uzman ve teknisyenler uçağın dış tasarımı üzerinde hummalı çalışmalar yürüttü. Tasarım birçok aşamada geliştirildikten sonra nihai halini aldı. Örneğin uçağın ön camı muadili olan sivil uçaklarda pek görülmemiş bir şekilde bombeli olarak tasarlandı. Zira bu tür camın ve üzerine yerleştirilen metal çerçevelerin imalatı son derece zor. Biz de dolayısıyla gelişmiş bir 3 boyutlu baskı teknolojisi kullandık. Bunun dışında bazı yeni malzemeler de kullanıldı. Özetle C919'un üretimi Çin'in sivil uçak imalat endüstrisini her açıdan üst düzeye taşıyor. Çin bu alanda çok büyük çaba gösterdi. Bu bağlamda C919 uçağının sahip olduğu bağımsız fikri mülkiyet hakları bazı kişilerin düşündüğü gibi sadece dışının yerli olması kadar basit değil. Uçaklar için dikkat edilmesi gereken iki önemli unsur var. Birisi teknolojik özellikler, diğeri ise güvenlik. Güvenlik geniş anlamıyla bir uçağın uluslararası standartları karşılıyor olması demek.
jet uçaklarına yönelik uçuş kıstasları 1950'li yıllarda oluşturuldu. Aradan 60 yıldan fazla süre geçti. 60 yılı aşkın süre boyunca standartlar uçakların ticari kullanım süreçlerinde de elde edilen tüm deneyimlere istinaden sürekli değişiyor. Kaza ve arızalardan edinilen deneyimler de buna dahil. C919'un büyük ölçekli olarak ticari kullanıma girmesinin öde Boeing ve Airbus'un küresel ticari uçak üretimindeki tekelinin kırılacağı anlamına geliyor. Bana göre bu gelişme Çin'in havacılık endüstrisine büyük değişimler getirecek. Büyük uçağımızın iç piyasada kullanımının artması ve kullanım çapının her geçen gün daha da büyümesi piyasaya ivme kazandıracak. Daha fazla yerel işletme, C919'un hakim olduğu Çin yapımı büyük sivil uçak piyasasında kar arayışında bulunurken teknolojik seviyelerini de yükseltmeyi isteyecek. Kar isteği de daha fazla şirketi teknolojilerine yeni bir seviyeye taşımaya teşvik edecek. Öte yandan kullanım ölçeğinin genişlemesi üretimin de artacağı anlamına geliyor. Üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte uçağın yapım maliyeti düşecek. Üretim kapasitesinin artması ve ürün fiyatının düşmesi, rekabet gücünün artması demek. Böylelikle doğurgan bir döngü ortaya çıkacak. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri gibi havacılık alanında güçlü bir ülkede havacılık endüstrisi gayri safi yurt içi hasılanın %8'ini oluşturuyor. Bu 2016 yılından önce açıklanan bir veri. Çin'de bu oranın %3 ila 4 civarında olduğu tahmin ediliyor. Buradan Çin'in havacılık endüstrisinin gelecekte büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Bu potansiyelin önemli bir kısmı ise sivil uçak projeleri tarafından destekleniyor. Çin, büyük ölçekli sivil uçak imalat sanayisini terk etmeyi seçerse, önümüzdeki 30 yıl, 50 yıl hatta daha uzun bir süre böyle bir gelişme alanına sahip olamayabiliriz. Bu bağlamda Çin'in hava taşımacılığı da en güçlü destekten yoksun kalacak. Çin Ticari Uçak Kurumu tarafından yayımlanan yıllık raporda, önümüzdeki 20 yılda dünya çapında 41.429 adetin üzerinde yeni uçak teslim edileceği belirtildi. Çin piyasasına eri koltuk üzeri kapasiteli toplam 9.084 yolcu uçağı katılması bekleniyor. Bu uçakların toplam değerini ise 1,4 trilyon dolara olacağı tahmin ediliyor.